Kütahya'ya geldik. Kütahya'da bir ablamızın yanına geldik. Ablamızın evinde komşular toplanmışlar, şikayeti olanlar. Bir orada da abimize bir şikayetini dinleyeceğiz bakalım. Ne şikayetin var abiciğim? Şimdi hocam bende bel fıtığı var. 2 senedir bel fıtığı var. Bundan hani rahatsız oluyorum. Hani rahatsızlığım biraz kövde duruyoruz, leşberlik yapıyoruz tabi. Hani traktöre bindiğin zaman rahatsızlık veriyor. Şöyle 15-20 kilo yük kaldırdığın zaman tekrar rahatsızlık veriyor. Şimdi çalışmadığım normalde şey yaptığım fazla rahatsızlığım olmuyor. İki bacağına da vuruyor mu, tek bacağına mı vuruyor Allah? Sadece sol bacağımın yanına vuruyor hocam. Şey, sen şimdi bacaklarını şöyle bir uzat bakayım. Şöyle uzat. Uzat böyle. Sevgili seyircilerim, bel ağrılarında en önemli kriter şuydu. İki bacağınızı uzattıktan sonra ayaklarınızı çekeceksiniz şöyle. İyice çekeceksiniz yukarıya doğru. Eğer bunlardan biri gelip biri gelmeseydi işler kötüydü. Şöyle yaptığımızda tık diye aşağı düşseydi işler kötüydü. Şimdi bu ikisini de çekebildiğine göre beldeki sinir sıkışıklığı tamir olabilecek, iyileşebilecek bir düzeydedir. O yüzden rahat olalım. Bakın çok güzel çekebiliyor. O zaman şimdi ağrı tam şuraya mı geliyor abi? Şuraya yan tarafa geliyor. Yan tarafa Şuraya. geliyor. Namazda ette yatta falan otururken falan bir sıkıntı yapıyor Yok mu? onu da yapmıyor. Yapmıyor. Çok Yapmıyor. güzel. Bir kıvır bakayım bacağını abi. Uzat abi. Tamam. Şimdi sen tam arkanı dön, belini açalım. Şurada yok mu? Burada yok hocam. Sadece şurada var. Evet, orada var. Bir de şurada var. Şurada var. Evet. Tamam. Şimdi sana rahatça yat bakalım. Sana herhangi bir ilaçlar falan dokunur mu? Bir hastalığın var Yok, mı? dokunmaz, dokunmaz. Bir sıkıntın yok. Tamam, hadi getirin bakalım. Sana şimdi bir akupunktur uygulaması diye bir şey yapacağım. Evet. Hadi getir bakayım akupunktur. Evet, şimdi abimize akupunktur uyguluyoruz. Onları yapalım. Şimdi sana ufak ufak oraya böyle ısırık gibi şöyle şöyle şeyle gelecek abi. Gelince haber ver. Tamam hocam. Şimdi belinde var. Geldi mi? Geldi. Sağ tarafın. Oraya da geldi. Şimdi baldırını açtım. Geldi. Geldi mi ona da? Hepsini hissediyorsun değil mi? Sadece bacağıma gelmedi yolun. Şurada bak. Evet, buraya gelmedi. Her şey. Tamam. Evet sevgili seyircilerim, hastamızın ozon yağıyla ve ozon jeliyle kremini de sürdük. Ozon yağını ve ozon jelini kullandık. Buranın kan akımını hızlandıralım, canlandıralım diye. Sizler de Doktor Feridun Kunak bize de gelsin diyorsanız şu anda alttaki yazıyı geçiyor görüyorsunuz. Instagram adresimiz. Şimdi biraz sonra da evet şimdi WhatsApp hattımız geçiyor. Bu numaralardan arayıp bize ulaşabilirsiniz. Biz de sizi sıraya koyarız. O şehre geldiğimizde sizi arayıp sizinle buluşuruz. Bunu çok yapacaksın. Ama önce beline sıcak yapacaksın, krem süreceksin. Ondan sonra bu hareketi çok yapacaksın. Bunu bırak şimdi. Sadece bunu çek. İyice yanaş. Kafayı getir. Tamam, çok güzel. Şimdi bunu yap. Tamam. Bir de kalk. Bir de kendine sallanma yeri bulacaksın. Sık sık sallanacaksın. Evet. Bu şeyi bu şekilde halledelim. Şimdi hemşirem sana bazı vitaminler de söyleyecek. Bir de onları kullan. Tamam. Bir arada da bir Ankara'ya geldiğinde de hücre koyarız. İnşallah. Hiçbir şeyin kalmaz senin, merak İnşallah. etme. Sağ olun Kötü bir hocam. şey Allah yok. razı olsun. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Kütahya'ya geldik. Kütahya'da abi isim neydi? Mustafa Döser, Avşarköy'den. Mustafa abimin sıkıntıları varmış. Avşar köyünden geldik. Abi ne şikayeti var? Anlat bakayım. Belim ağrıyor ve ciğerlerde
bronşitle bronşit olduğunu söyledi doktorlar. Ne zamandan beri böyle öksürüyorsun? İki aydır. İki aydır hep böyle evet. Öksürüyorsun. Bazı öksürüyor, bazı kesiliyor hocam. Tamam. Şimdi bakalım öksürüğün için bir sırtını dinleyeyim abi. Evet, tamam abi. Şimdi beni iyi dinle. Evet hocam. Cevizin içinde şöyle bir zarı vardır. Zarı biliyorsun değil mi? Cevizin ortasında. Evet. 5 tanesine bir bardak su koyacaksın. Evet. Onu 1-2 dakika kaynatacaksın. 1-2 dakika demleyeceksin, süzeceksin. İçine limon sıkacaksın, bol bol ondan içeceksin. Tamam hocam. Cevizin perdesi 1. Evet. Bu meyan kökü çayı 2. Evet. Bunlar seni çok rahatlatacak şeyler. Evet. Bir de sana kekik filan dokunuyor mu? İşte kekik yemeklerde kekik filan dokunur mu sana? Dokarmıyor hocam. Çok güzel. O zaman şimdi benim asistan arkadaş sana anlatacak. 2 bardak suyun içine bir çorba kaşığı kekik koyacaksın. Evet. Onun içine bir şöyle parmak kadar zerdeçal rendeleyeceksin. Evet. Kekik, zerdeçal. Evet. Ondan sonra bunu süzeceksin abi. Evet. İçine bir tane limon suyu sıkacaksın. Evet. Bir de bal koyacaksın. Bunu yudum yudum devamlı içeceksin. Ne söyledik? Kekik, evet. Zencefil, evet. Limon, bal. Hocam, bunu bol bol içeceksin. Yazıverseniz çok. Yazacaklar şimdi hepsini yazacaklar. Tamam hocam. Bunları yapacaksın. Tamam hocam. Bunları yaparsan inşallah güzel tamam. Şeyler olur. Rahatlarsın. Evet. Nasıl yapılacağını anlatırlar sana. Bizi buraya davet eden, Kütahya'ya çağıran ablamla abim bunlar. Bize bir tanıt kendini. Hoş geldiniz, sefa geldiniz hocam. Biz Kütahya'dan belimin rahatsızlığı nedeniyle tanıştık Allah'a çok şükür sizlerle. Sizi evimize davet ettik çok şükür, bin şükür Rabb kavuşturana. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Ben Süleyman Çağlar, benim de dizlerim ağrıyordu. Dizlerimden dolayı Ankara'ya gitmiştim. Şu anda şifasını buldum. Allah bin defa razı olsun hocamdan. Yani merdivenleri şu anda koşarak inip çıkabiliyorum. Maşallah. Namazını rahat kılabiliyorum. Namazımı çok rahat kılabiliyorum dizlerimin üzerine. Maşallah. Ama önceden diz çökemiyordum. Ayaklarımı uzatıp takılıyordum. Şimdi çok iyiyim Allah'a çok şükür. Çünkü neden? Abim çok inanarak geldi bize. Ablam da ona çok güzel baktı. Maşallah hiçbir sıkıntıları kalmadı. Ama bize sırf komşularına faydamız olsun diye çağırdılar. Evet. Komşular da epey geldiler. Şimdi biz onlarla konuşarak onların da tedavilerini yapıyoruz. İnşallah faydamız oluyordur. Allah sizden razı olsun hocam. İnşallah. Hep gönderdiklerim şifa buldu. İnşallah. Allah bin defa razı olsun. İnşallah. Dünya durdukça Allah size ömür versin. İnşallah. Sağlık, sıhhat versin. İnsanlara şimdi biraz sonra hep beraber toplanalım orada. Şöyle hep beraber spor yapalım. Şimdi sizlerle herkesin hemen hemen her gün yapması gereken hareketleri göstermemiz istiyoruz. Her gün yaparsanız eklemleriniz sağlıklı olur, bedeniniz sağlıklı olur. Çünkü vücudunuzun direnci kuvvetlenir, hastalıklar size gelmez. Aynı zamanda ruhunuz da sağlıklı olur. Çünkü spor yaptığınız zaman bedeninizdeki hormonlar dengelenir. Endorfin denen mutluluk hormonu salgılanır. Dolayısıyla da bütün bedende sinir sistemi filan hepsi hallolur, rahatlarsınız. O zaman diyoruz ki hadi hep beraber basitçecik hareketlere başlayalım. Gidebildiği kadar sağ. Gidebildiği kadar sol. Gidebildiği kadar sağa selam veriyoruz. Gidebildiği sola. Boyun hareketleri açısından çok önemli kardeşlerim. Boyun hareketlerini iyi yapmazsanız ellerinizde uyuşmalar olur. Fibromiyajileriniz olur. Sırtınızda kaslarda kasılma olur. Şimdi aşağı yukarı yapalım şöyle. İki küreğinizin şöyle birleştiğini hissedin arkada. Bu hareketi ne kadar çok yaparsanız sırt kaslarınızda güçlenme olur. Sırt kaslarınız bozulmaz. Sırt kaslarınız bozulmadıkça kamburluğunuz olmaz. Kemiklerinizde çökme olmaz. O yüzden mümkün olduğu kadar bolca bu hareketleri yapınız. Şimdi gelelim ellerimize. Şöyle ellerimizi pençe yapalım, bırakalım. Pençe yapalım, bırakalım. Pençe bırak, pençe bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Öne eğilirken nefes vereceğiz. Bel ve kalça için bu hareketler. Ver nefes.
geriye giderken al nefes. Ver nefes, geriye giderken al nefes. Ver nefes, geriye giderken al nefes. Bir de şimdi ensemize koyalım şöyle. Sağa sola dönelim. Sağa, sola. Bel için, sırt için basit hareketler yapıyoruz. Yandaki göbek çevresindeki simitler için de çok önemli bu hareketler. Kardeşlerim, geldik kalçalarımıza ve şu göbek bölgesinde kilo almamak için neler yapacağız? Yağlanmamız için neler yapacağız? Hadi yapalım. 1-2 Evet sevgili kardeşlerim, ne yaptık? Kasları kuvvetlendirici hareketlerimizi yaptık. Dizler için yapalım şimdi. Bacaklarımızı kaldırdık. Kaldır, indir. Bak bu hareketleri sen de çok yapın abla. Çok yapın bak. Ayağını böyle çek, oynatma yani ha. İçe dışa yap şimdi. Evet sevgili seyircilerim. Bugün Kütahya'dayız. Abimle ablamın misafiri olduk. Buradaki kardeşlerimizle sohbet ettik. Size de bu bahaneyle hareketleri gösterdik. Her gün bu hareketleri bir 10-15 dakika ayırdığınız zaman vücudunuzun çok sağlıklı olduğunu, hastalıkların size gelemediğini göreceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.